Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda yine ablam var. Zaten bir önceki videolarda ablamı tanıtmıştık. Sesler arkadaşlar belki sesinden tanırsınız. 4 yıldır. Biliyorsunuz onu sevenler var, sevmeyenler var, fanları evet, var. Bugün soru cevap videosu yapalım Dilara. Evet. Bu videoyu çekmemizdeki amaç biliyorsunuz Dilara ders çalışma günlüklerim diye fen lisesine gitmek istiyor Dilara. Lise giriş sınavı dersine başlamıştı. Ablamız da üniversite sınavına girmişti. Dilara'nın yaptığı taktikleri ablamız uygulamıştı. Bugün de üniversite giriş sınav sonuçları açıklandı. Bakalım neler elde etmişler. Gerçekten bu ders çalışma vlogları... İşe yarıyor mu? Ne diyorsun Dilara? Önce bir sen anlat. İdealin ne? Nereye kazanmak istiyorsun? Tamam ders 7. sınıfa, 7. sınıfa giden bir öğrenci oldun. Evet 7. sınıfa geçiyorum. Ben zaten özel okulda okuduğum için hocalar yardımcı oluyor bana. Ama ne kadar zeki olursan ol, çalışmazsan, düzenli çalışma olmazsa, iki okuyan kız anne babası olarak evlatlarımızla gurur duyuyoruz ama çok yaşa bu arada. Dikkat ettiğimiz bir şey var. Yakın dönemde artık girilen sınavlar, devletin yaptığı lise veya üniversite sınavları zekayı ölçmek yerine düzenli çalışmayı ölçüyor. O yüzden ne kadar düzenli çalışabiliyorsanız başarılı olacağınızı o kadar inanıyoruz. Şimdi de gelelim. Zeynep sen çalıştın. Ne elde ettik? Bakın önünde bir kağıt var. Başlamadan önce... Ben de fen lisesi mezunuyum. Onu da belirteyim. Videolarda sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Dilara'ya zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Soracağım yapalım mı biz zaman? Yaparız. Ama Instagram'da soru çıkartmaz. Sonuçları açıklamadan önce Zeynep 9'da 10'da fazla çalışan bir öğrenci tipi değildin. Girdiğin okulunda 90 öğrenci vardı. Girdiği deneme sınavlarında kabaca 40'lı rakamlarda sonuç alıyordu. Evet arkadaşlar okula bizim okul numaralarımız girdiğimiz sıraydı. Ve benim okul numaram 41. 89 kişi falan vardı. Neredeyse tam yarıdaydım yani. Ben öyle düşünebilirsiniz. 9-10 civarında da maksimum 30. oluyordum. 40 civarlarında dolaşıyordum. Zaten okula bu sıralamada girdim. Koruyayım kafasındaydım. Sonra bir gün geldin. Annemle ben geçtiğinde yaz tatilinde dedin ki ben ders çalışmak istiyorum. Evet. Sana çalışma masası aldığımız günü hatırlıyorum gidip beğendiğimizi. Zeynep'in hala sandalyesi biliyor. Sandalye. O oturdu beyaz annesinin yemek takımının sandalyesiyle devam etti. Şimdi geldik 40'lardan başladın. Evet. Nereye geldin? Göster bakalım sınav sonucunu. 2 milyon kişi sınava girmiş. En altta zannedersem. Görebiliyor musunuz? Yaklaştır. Yaklaş. Evet orada diyor ki başarı sıralaması bir puan türünde 436. olmuşsun. Sayısalda 617. olmuşsun. Sözelde sözel yapmadığın için 43.000. olmuşsun. Eşit ağırlıkta da 5.000. olmuşsun. Evet, sen sadece matematikte arkadaşlar. Evet şu an. İstediğin tıp fakültesini yazabiliyorsun, kazanamayacaksın. Ablam 617.likte çok iyi bir puan yaptı. Ben İlk de onun kardeşi girmiş. Olduğum için ve bu kanalda benim olduğu için röportaj yapmak istersen sadece onu açayım. Bir koç gibi Dilara. Evet, anne baba olarak biz de gurur duyduk. Nereden nereye? Demek ki 40.likte gelseydin, ben baktığımda 40. öğrenciler 35-40 bin, 50 bin aralığında seyrediyormuşmuş okulunda daha önce. Yani normalde 51. olman gerekirken ilk 600'e girdin. Neler yaptın? Kısaca onu anlat. Evet. Hap yapıp öğrencilere verelim. Ne tavsiye ediyorsun? 11'de neyle başladın? 11'e geçerken arkadaşlar... Bence yüksek sesle konuşursan hem gençler de duysun. Tamam. İlk videom olduğu için kusura bakmayın. Öncelikle şöyle bahsedeyim. 11. sınıfta full 11 çalıştım arkadaşlar. Başka bir şeye kafamı yormadım, kafamı dağıtmadım. TYT demesi okul yapmıyordu bile bizim. Ben de ekstradan TYT'ye dair bir şey yapmıyordum. 11'in sonlarına doğru sadece TYT'de Türkçe'ye dair paragraf çözmeye başlamıştım. Çünkü Türkçem de burada dikkat ettiyseniz maalesef o kadar şeye rağmen Türkçemiz 4 çok yanlış. Zayıf, cidden. Yani resmen bir şey yanlışlarım Türkçeden arkadaşlar. Hazır şeye gelmişken AYT... Netlerini gösterelim mi? Bir bakalım ne varmış. En altta. Evet matematik gördüğünüz gibi 40 soruda 40 yapmış. Fizikte 14 soruda fullemiş. Kimyada 13 soruda fullemiş.
biyolojide kral penguen sorusunu yapamamış. Ama yine de neredeyse full olmuş. Evet. Şimdi Türkçeyi Zeynep'in zayıf olduğu için Türkçe işini siz halledin arkadaşlar. Evet, ondan yorum almayalım. Deneme çözün. Evet. Yine de bu iyi arkadaşlar, fena değil diye düşünüyorum. O sanatçının adı neydi senin? Mabel Matiz. Evet, Mabel Matiz dinlemediği için Zeynep. Ben soruyu sadece okudum arkadaşlar, aklıma hiçbir şey gelmedi yani. Sınav anında tabii böyle şeyler olabilir. Onları başka bir videoda konuşuyoruz, sınav anının nasıl yönetildiği. Şimdi gelelim. Diye. Tıp kazanmak evet. isteyenler ne yapacak, neler çalışacak? Çünkü öncelikle, bildiğiniz gibi yani sözünü kesiyorum Zeynep'ciğim. Dershaneler kapandığı için evet, dershaneye gitme ihtimali yok. Evde kendiniz kaynaklarınızı da geliştireceksiniz. Zaten bizim buyurun. Korona demiydi. Belki onu başka bir videoda da içinde şu an anlatırım. Öncelikle 11. sınıfa geçerken bir hafta önce falan artık ben iyice dedim çalışmaya başlıyorum. 11. sınıftayken dediğim gibi sadece 11'e konsantre oldum. Çünkü AYT özellikle iyi ki öyle yapmışım diyorum şu an. Çünkü bizim koronadan dolayı 12. sınıfın ikinci dönem konuları kalktı komple. İlk dönem konuları da zaten başlayınca göreceksiniz. Çok fazla sizi zorlamayacaktır. O yüzden aslında bu matematik, fizik, kimyanın full olması 11'e dairdi. Biyolojide de 12. sınıftan yanlışlarım çıktı maalesef. Orada biraz sıkıntı oldu. Kral penguen grupçuymuş. Komünite falan soruları. O zaten her zaman kafa karıştırıcıdır bilirsiniz. O yüzden 11'e çok önem verin. Bence korona olmasaydı bile yine 11 çok ayırt edici oluyor. Çünkü gerçekten belli başlı konular en çok 11'de. Temelleri çok sağlam atmanız gerektiği düşünüyorum 11'de. Eğer zamanınız varsa hafta sonu TTDM'si çözebilirsiniz. Evet, şimdiden yaz tatili başlamışken bitti. 11. sınıf konularından yaparak aynen. ön almaları gerekiyor şu an bence. Ben 10. sınıftakilere sesleniyorsam eğer, 10. sınıfın yazındaysanız 11'de çalışmaya başlayacağım diyorsanız bence geometri çözün, bir de paragraf çözün diyorum özellikle. Diğerlerini feni falan halledeceğinizi düşünüyorum. Hele TYT fen çok zor değildi bence. Onun dışında eğer 11. sınıfın yazındaysanız şu an TYT çalışmaya kesinlikle hemen başlayın. Ben 11. sınıfın yazında bizim okul yaz okulu yapmıştı. Devlet okulundayım bu arada fen sesi. Yaz okulunda full TYT işledik arkadaşlar ve ben TYT'yi resmen 11. sınıfın İstiyorsan yazında halledim. İstiyorsan yanıma gelebilirsin Dilara. Senin canın sıkıldı gibi. Evet, canın sıkıldı gibi. 11. sınıfın yazında full TYT'yi hallettim. O yüzden şu an 27 Temmuz. Bunu ne zaman yayınlarız bilmiyorum. O yüzden full TYT'ye asılın ama hepsine yani. Şu an size sadece paragraf geometri demiyorum. 11. sınıfın yazındaysanız TYT, feni de çalışın. Bir tek sosyalde sadece okuyun derim ben size. Sosyal çünkü gerçekten sosyalim arkadaşlar full. Benden beklenmeyecek bir şekilde. Full okumayla ve deneme üstüne. Denemeyi çok irdeleyerek çözmeniz gerek. Bunları daha sonra konuşuruz. Çünkü sosyal için bence erken. Bir araya girebilir miyim? Tabii. Bu arada arkadaşlar. Bol bol deneme. Zeynep her ne kadar 600'ü ilk 600'e girdi desek de Zeynep'in uyku düzenini hiç bozmadı. Ha, günlük 9 saat uyuması var. Telefonunda Netflix'i, Spotify'ı var. Evet. Kaç yaşına geldi? 20'li yaşlara gelecek. Annem 18. 10 yaşındayken beni doğurmuştu. Barbie oyununu hala düzenli oynuyor. Yani anlatmak istediğim şu Zeynep'ciğim. Sen hayattan hiçbir zaman kopmadın. Evet. Eğlenmen gereken şeylere de. Gelmedim zaten. Yüzmeye gittin. Gittim. Kaç Avrupa ülkesine geziye gittin? Spor yapıyorum, evet. Yoga yapıyorum. Onları bir anlat bence. Böyle, evet. Yani söylemek istediğim şey, hani Zeynep sabahtan akşama dünyadan bağını koparttı. Yok, aynen. Odaya zaten kapandı, kilitledi. Bir şaşırdı böyle çevremdeki. 9 saatlik uykucu şirin bu. Ya uykumu herkes takmıştı arkadaşlar ama ben uykuyla ilgili gerçekten araştırmalar yapıyorum. Belki üniversitede projemi bunun hakkında bile yapabilirim. Çünkü herkes benim uyumama takmıştı doğrusu. Okul zamanı 6:55'te falan kalkıyordum. Çünkü 7:30'da servisim geliyordu. Okulum biraz buraya uzak benim. O yüzden hani sabahları kalkıp bir şey yapmıyordum. Akşamları da genelde 10:30 dediğim zaman benim pilim bitiyordu. İstesem yatılmayabilir tabii ki de ama hiçbir verim almıyordum. Önemli olan derslerinizi çalışırken verim aldığınızı hissetmek. Açıkçası ben 9 saat uyumaya çalıştım. Hele korona olunca ben 10 saat bile uyudum. Ve uyurken arkadaşlar bilgilerimizi pekiştiriyormuşuz. Beyin tekrarlarını yapıyormuş. Bunun hakkında çok güzel araştırmalar da var. Bakın. Uykunuzdan sakın taviz vermeyin. 5-6 saatlik bir uykuyla derse geldiğinizde bilmiyorum. Tabii ki de verim alan arkadaşlarım vardır. Bir şey demiyorum ama kendinizi tanıyın. Uykunuzdan taviz vermeyin. Arkadaşlarınızla buluşun. Kafanızı dağıtın. Koronada en çok zorlandığım buydu. Dışarı çıkamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Kimseyle görüşemiyoruz. O beni açıkçası sıkmıştı biraz.
Umarım siz bu konuda daha şanslı olursunuz ama her zaman kendinize eğlendirecek şeyler de bulun. Zamanımı boş harcıyorum diye hiçbir zaman düşünmeyin. 11. sınıflarda dediğim gibi bence yazın TYT'yi halletsinler. 12. sınıf konularına geçmeye gerek yok diye düşünüyorum. 12. sınıfta yeteri kadar oluyor. AYT'ye 12'de çalışırsınız. Peki 12'ye geçmiş ama hiç çalışmamış öğrenci için ne tavsiye edersin? Açığı kapatmak için. Çünkü bunu tek video yapalım. Bir daha sen biliyoruz sürekli videoya çıkmak istemediğin için. Şu an dediğim gibi o insanlar 11. sınıfın yazındalar yani. Ve şu an daha 1 Ağustos olmadı. Okullar biraz erken açılacak. Galiba 30 gününüz falan kalmış oluyor ama TYT'ye sıkıca bitirin derim, halledin derim. Çünkü okul başladığı zaman hem TYT'yi hem AYT'yi bilmiyorsanız, ha bu arada 11'deki açıklarınız olmuyor umarım. 11'de açığınız yoktur diye bunları konuşuyorum. 11'de açığınız varsa bence hafta içi TYT, hafta sonları AYT yani 11 olarak çalışabilirsiniz. 11 çok önemli. Ben açıkçası 9-10'da çok çalışmadım, tamam kabul ediyorum ama 11-11'deyken hallettim. Ben yazın bir daha 11 bakmadım. Sadece Ramazan döneminde baktım diye hatırlıyorum. TYT'yi dediğim gibi yazın halledin ki 12'ye geçtiğin zaman tekrar orası eksik. Daha öğrenmediğiniz konular olacak. Orası eksik. Kendinize sıkışmış hissetmeyin. Ama halledersiniz. TYT'ye çalışın. Bir ayda belki hallolmayabilir ama hafta sonlarınızı bu sefer TYT'ye ayırırsınız. Hafta içi AYT çalışırsınız. Matematikte iyi kötü belli çalışma sistemi. Ama ben çok zorlandığım kimya ile biyolojiyi nasıl çalışacak bu gençler? Onu yorumlasana. Açıkçası ben çünkü yoruma ihtiyaç var gibi duruyor. Evet, ben çok soru çözülmesinin taraftarıyım. Yani alın deneme, yani şu an deneme için çok erken de ben bitirdiğim için direkt aklıma deneme çözün diyesim geliyor. Bir ana kaynağınız olsun tabii ki de. Konu anlatım yani, ana kaynaktan kastım. Aynen. Konuyu zaten güzelce çalışın. Bu arada YouTube'da güzel kanallar da var. Önereyim mi? İsim verme ama. Tamam, YouTube'da güzel kanallar var. Peki verelim. Sen kimleri takip ettin? Bence AYT fizik olarak şu an dersem. Çünkü ben TYT'de açıkçası çok video izlemedim arkadaşlar. İzlediğin YouTube kanalına da mesaj atayım. Kızım teşekkür ediyor diye. Hangi YouTube kanalı tamam, izlemişsin? Tamam, bir tanesi. 11. sınıftayken bunu izlemiştim. Umut Öncül biliyorsunuzdur fizikte. Diğerini de... Oraya not al, birazdan göndereceğim. Umut Öncül'e. Umut Öncül. Bu fizikte arkadaşlar. Bir de fizikte 12. sınıfta izlediğim. Özellikle aslında sözel konular için de izlemiştim. Benim Hocam diye bir kanal. Onu da altına not al. Benim Hocam diye. Benim Hocam bir sürü video var arkadaşlar. Yani başka derslerden de videolar var. Böyle dershane formatında. Tahtada anlatıyor zaten hocam. Oradan da bakabilirsiniz. Biyolojide Selin Hoca var. Onu da yaz. Selin Hoca. O sınava az kala güzel videolar atmıştı ama biyoloji işte olsun. Kimyada açıkçası çok video izlemedim arkadaşlar. Kimyayı kanal öneremeyeceğim. Ama kaynak olarak Palme'yi çok öneririm. Ya kaynak videosu olarak yaparım çünkü bu video çok uzamadı. Evet. Zaten 13 dakika olmuş. Tamam. Dediğim gibi bunları nasıl fulllediğimle ilgili isterseniz yorumlarda lütfen bende paylaşın. Çünkü biliyorsunuz ilk defa kamera önüne geçtim. Sizin için videoları çekebilirim. Dediğim gibi 11. sınıfın yazındaysanız yani tam şu an 12'ye başlarsanız. Kıssadan ise korkulacak bir şey var mı? Hani öyle dünyadan soyutlanıp izole olup çalışayım diye. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Öyle yapanlar da vardır ama. İnsanlar bizi yanlış anlıyor. Hani atıyorum gördüğünüz gibi iPhone videoları çekti bunlar. İnsanlar bir sürü yorum yapmış. Arkadaşlar bu arada iPhone'u falan mesela iPhone 11 aldık. Onun bana sınavdan önce falan alındı. Yani hani sınavdan önce aldım dikkatim dağılır mı? Böyle şeylere hiç girmeyin. İyi ki de sınavdan önce almışım. Hayır onu yani. Bırak atom çarpıştıran o sorun mu merak ediyorum demiştin. Tuttuk oraya gönderdik. Evet Avrupa gezisinde. O yüzden arkadaşlar bence... Dün konuşmamızda ailemizden gondola binen kimse yok demiştik. Venedik'e gönderdik. Yani bunları üniversite sınavına çalışırken yaptı. Demek ki insan yine sonuç olarak neye geliyor? Bir baba olarak ben gözlemimi açıklayayım. Düzenli çalışmaya. Evet kesinlikle. Zeynep aşırı çalışmadı ama mutlaka ve mutlaka akşam 7 gibi... Bir de derste güzelce dinleyin. Evet. Bazen odaya çaktırmadan girdiğimde Netflix izlerken yakalıyordum. Hangi dizi izliyordun? Neyse söylemeyelim şimdi. Neyse hadi teşekkür et. Bugünlük burada İzlediğiniz bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarda aklınıza takılan evet, şeyleri sormaktan bekliyorum. Çekilmeyin. Dilara'nın Instagram'da bu arada siz ilk 600'e girseydiniz hangi bölümü yazardınız? Evet benim de yardıma ihtiyacım var bu konuda. Eğer kafamız ablanız, karışık. Abiniz ya da bizi büyük izleyenler varsa lütfen bana da yardımcı olsunlar. Cerrahpaşa Hacettepe'mi düşünüyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.